Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Artık yavaş yavaş üniteyi bizi sonlandırıyoruz ve son konumuz elections, yani seçimler ve aynı zamanda a voting day, bir seçim günü. Bakalım bir arkadaşlar, seçim gününde neler yaşanıyormuş? Evet sevgili arkadaşlar, böyle bir grafik var. İlk önce onu değerlendirelim isterseniz. Elections, seçimler nasıl oluyor? Seçimlerde süreç nasıl işliyor? Önce biliyorsunuz ki adaylar çıkıyor. Elections, şöyle yuvarlak için alalım. Seçimler. How to become politician. Yani bir kere burada politikacı, yani siyasetçi nasıl olur? What is debate? Tartışma nedir? Tartışma, insanların önüne çıkarak adayların kendi fikirlerini yapacaklarından bahsetmeleri ve diğer insanların fikirlerini çürütmeleridir. Debate, tartışma. When election day, seçim günü ne zaman? We won the elections. Biz seçimleri kazandık demiş. Kutlamalar zaten yapılıyor. Candidate support team. Aday destek ekibi, destek ekibi, destek takımı. Tabii ki adaylar boyunca, adaylara seçim süresi boyunca ve öncesinde ve sonrasında destek veren bir grup insan vardır. Where do I vote? Oyumu nerede kullanırım? Burada arkadaşlar oylarının paravan arkasında gizlice ya da işte böyle kapalı, işte gizli bölmeli durumlarda yerlerde kullanıp sonra sandığın içine atıldığı yerler var arkadaşlar, biliyorsunuz. I'm a politician, ben bir politikacıyım demiş. How to vote? Oy nasıl kullanılır? Bunlar sandık görevlileri. Daha doğrusu şuradakiler sandık görevlileri. How to register to vote? Register'da kayıt olmak demek. Kayıt olmak. Nasıl kayıt olunur? Biliyorsunuz ki seçimde oy kullanmadan önce kayıt yaptırmanız lazım. İşte oyları belli bir yerde kullanmanız lazım. Onu sandığa atmanız lazım. Seçimde daha sonra bu oyların akşam vakti sayılması ve sonrasında kimin kazandığını hepimiz tarafından öğrenilmesi var. Hi, I'm Simon. Yesterday was an election day in our city. Merhaba, ben Simon. Dün bizim şehrimizde bir seçim günüydü demiş. People over 18 years old voted for their candidates. 18 yaşın üzerindeki insanlar adayları için oy kullandılar. I couldn't vote because I'm only 12. Ben oy kullanamadım çünkü sadece 12 yaşındayım. My parents voted so they woke up early and went to polling place. Benim ebeveynlerim de oy kullandı. Bu yüzden onlar erkenden kalktı ve polling place, seçim yapılan yer. Seçmen mi? Seçim yapılacak bina. Genelde okullar demiştik arkadaşlar. Seçim yapılacak yere gitti. It was a public building. Bu bir halka açık binaydı. Yani kamu binasıydı arkadaşlar. My elementary school. Benim ortaokulum demiş. Yani 12 yaşındaki çocuk kendi okuluna seçmen yapılan seçim için ailesiyle beraber oraya gidecek. I went with them to see how people vote. İnsanların nasıl oy kullandığını görmek için ben de gittim demiş onlarla. The school was very crowded. Okul çok kalabalıktı. There were long queues. Kuyruklar vardı. Yani uzun kuyruklar vardı sandıkların önünde, seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar vardı. In front of the classes, sınıfların önünde demiş. We waited for about one hour and finally it was their turn. Biz yaklaşık bir saat bekledik ve nihayetinde artık onların sırasıydı, yani anne babasının sırasından bahsetmiş. I didn't get in, ben içeri girmedim, but saw the officials and the ballot box on the desk. Ve kapının ağzından baktığı zaman arkadaşlar, officials yani yetkililere, görevlilere ve ballot box'ı yani oy sandığını masanın üzerinde görmüş. First my mother showed her ID card. İlk önce annem kimlik kartını gösterdi. The officials checked her ID, then gave her a yellow envelope and voting paper. Yetkililer onun işte ID'sini, kimlik kartını kontrol etti ve sonrasında ona sarı bir zarf ve seçmen pusulası arkadaşlar, oy pusulasını vermişler. She took them and went into the cabinet. Onları aldı ve kabinin içine girdi diyor arkadaşlar. Yani bir paravanın arkasında kullanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ortalık yerde kullanmıyorsunuz oyunuzu. She voted and put the envelope in the ballot box. O oyunu kullandı ve zarfı da kutunun içine attı diyor. Oy sandığının içine attı. Then it was my father's turn. Sonra sıra babamdaydı. He did the same. O da aynısını yaptı. We left the polling place and returned home. Oy kullanılan binadan ayrıldık diyor arkadaşlar. Sonrasında evimize geri döndük. In the evening we followed the results on TV. Results, sonuçlar. Akşamında sonuçları evden takip ettik. We are very happy because our candidate Mr. Hoffman won the elections. Biz çok memnunuz, çok mutluyuz. Çünkü bizim adayımız Bay Hoffman seçimleri kazandı diyor. It was a fair election. Adil bir seçimdi demiş.
Ve geldik arkadaşlar, deminki okuduğum bir metinle alakalı soruları cevaplamaya. Where did Simon and his family go to vote? Simon ve ailesi oy kullanmak için nereye gittiler? They went to polling place. Polling place, oy kullanılacak bina demek arkadaşlar, yer demek. Were there long queues, uzun kuyruklar var mıydı? Yes, they were. Vardı tabii sınıfların ağzında. Who voted first, his father or mother? İlk önce oyu kim kullandı diyor, annesi mi babası mı? His mother voted first. İlk önce annesi kullanmış. Where did they vote? Onlar oyunu nerede kullandılar? They voted in the cabinet. Onlar kabinin içinde oy kullanmışlar arkadaşlar. Bu önemli. Who won the elections? Seçimleri kim kazandı diyor. Mr. Hopman. Hopman won the elections. Bay Hopman seçimleri kazandı diyoruz. True or false? Şimdi doğru ve yanlış bölümüne bakalım. Yine deminki metinle alakalı. Simon voted and his candidate won. Simon oyunu kullandı ve onun adayı kazandı diyor. Yani onun adayı, onların ailesinin destekli adayı kazandı ama Simon henüz 12 yaşında olduğundan dolayı oy kullanmadı. False. His family voted at Simon's elementary school. Onun ebeveynleri Simon'ın ortaokulunda oy kullandılar. Evet. There weren't many people at the polling place. Yanlış arkadaşlar. Bu diyor ki bir sürü çok insan yoktu oy kullanma yerinde. Olmaz olur mu? It was very crowded. Çok kalabalık demişti hatırlarsak. First Simon's father voted. İlk önce Simon'ın babası oy kullandı. False. Annesi kullanmıştı. Voters must show their ID card first. Oy kullananlar yani seçmenler ilk önce ID kartlarını yani kimlik kartlarını göstermek zorundadır diyor. Kesinlikle arkadaşlar. The officials checked the IDs of voters. Yetkililer, görevliler oy verenlerin kimlik kartlarını kontrol etti diyor. Tabii ki doğru. His mother forgot to put the yellow envelope into the ballot box. Annesi sarı zarfı seçmen sandığına, oy sandığına atmayı unuttu diyor. Hayır arkadaşlar, oyunu gayet düzgün nizam bir şekilde kullanmıştı. Their candidate won the elections. Onların adayı seçimi kazandı diyor. Evet arkadaşlar, onların adayı seçimi kazandı. Devam edelim. Voters went to school. Seçmenler oy kullanmaya gitti. Simon's family wake up early. Simon'ın ailesi erken kalktı. They were happy. Çok mutlulardı. Voters went into cabinet. Seçmenler kabinin içine girdi. There were long queues. Uzun kuyruklar vardı. Simon couldn't vote. Simon oy kullanamadı demiş. Şimdi diğer yeriyle eşleştireceğiz. Because they wanted to vote early. Çünkü erkenden oy kullanmak istediler değil mi? Bazıları erken kalkıp erken gider oyunu kullanmak için. Çünkü kalabalığa kalmayayım der. Sanırım Simon's family wake up early'nin sebebi bu. Because they wanted to vote early. Çünkü oylarını erkenden kullanmak istemişler. Kırmızıyla devam edelim. Evet. Because their candidate won. Çünkü onların adayı kazandı. Bu onlarda bir mutluluk yaratmış olsa gerek. They were happy. Onlar mutlulardı. So they waited for an hour. Bu yüzden onlar bir saat beklediler diyor. Bir saat neden beklerler? İnsanlar çok kalabalık diye. There were long queues. Uzun kuyruklar vardı. Because he is 12 years old. Çünkü 12 yaşında. Simon couldn't vote. Simon oy kullanamadı çünkü henüz 12 yaşında. Because they are public buildings. Çünkü onlar halka açık bir yani kamu binaları. Voters went to schools. Seçmenler okullara gitti. To vote secretly. Oy gizlice oy kullanmak için seçmenler kabinin arkasına yani paravanın arkasına geçiyorlar. Dolayısıyla bunu da 4 ile eşleştiriyoruz. Çünkü seçim arkadaşlar gizli şekilde, oylar gizli şekilde kullanılır. Who are the people in the pictures? Resimdeki insanlar kim? Şimdi burada herhangi bir metin yok. Biz kendi resmimizi kendimiz yorumlayacağız arkadaşlar. Bu resimdeki insanlar kim? They are voters. Onlar oy kullananlar. Yani seçmenler. Where are they? Onlar neredeler? They are at polling place. Onlar oy kullanma yerindeler. What are they doing? Onlar ne yapıyorlar? They are voting. Oy veriyorlar. Can they see others election?
Onlar diğerlerinin seçimini görebilirler mi? Arada paravanlar var arkadaşlar. Dolayısıyla göremezler. No, they can't. What is the lady with brown skirt doing? Kahverengi etekli kadın ne yapıyor diyor. Kahverengi etekli kadın şu arkadaşlar gördüğümüz üzere. O ne yapıyor? Zarfı oy sandığının içine atıyor. She is putting envelope into the ballot box. Yani zarfı oy sandığının içine atıyor arkadaşlar. Bu şekilde oyunu oy kullanmayı tamamlamış oluyor. Municipality mayor election was on 6th November. Belediye başkanlığı seçimi 6 Kasım'daydı. My uncle Jason Carter was one of the candidates. Benim amcam Jason Carter da adaylardan biriydi. First, he started a campaign and made good speech in squares. İlk olarak güzel bir kampanya hazırlayıp kampanya başlattı ve in squares meydanlarda çok güzel konuşmalar yaptı diyor arkadaşlar. He told his plans for our city. Şehrimiz için planlarından bahsetti. His voters supported him and he won the elections. Seçmenleri onu destekledi ve o da seçimleri kazandı diyor. Now he keeps his promises and building a new hospital and social areas. O sözünde durur diyor ve şu anda yeni bir hastane ve sosyal alanlar, işte park, bahçe vesaire sosyal alanlar inşa ediyor imiş. Ne mutlu ona. When was the election? Seçimler ne zamandı? It was on 6th November. 6 Kasım'daydı. November. Who won the election? Seçimi kim kazandı? Jason Carter won the elections. Onlar seçimi kazandı. What did he do before election? Seçimden önce ne yaptı? He started a campaign. Bir kampanya başlattı. And made good speeches. In squares. Ve meydanlarda güzel güzel konuşmalar yapmış arkadaşlar. Did anyone support him? Yes, they did. Onu hiç kimse destekledi mi diyor. Tabii ki desteklemiş arkadaşlar ki adam seçimi kazanmış zaten. Is Jason Carter an honest man? Jason Carter dürüst bir adam mı? Verdiği sözleri tutmuş ve şu anda şehri böyle arkadaşlar imar ediyor. Yeni hastane yapıyor ve sosyal alanlar yapıyor. O zaman yes, he is diyoruz. Ve burada arkadaşlar 5 tane soru var. Bu biz 5 tane soruyu şu devamındaki konuşmadaki boşlukları doldurmak için kullanacağız. Ama önce bu soruların ne olduklarına bir bakalım isterseniz. Where did you vote? Sen oyunu nerede kullandın? What do you think about the new president? Yeni başkan hakkında ne düşünüyorsun? Who did you vote for? Sen kim için oyunu kullandın? Yani kime oy verdin? Are you happy with the results? Sonuçlardan memnun musun? Did you vote for the election? Seçimlerde oy kullandın mı? Diyor. Bakalım. Yes, of course, it is my civic responsibility. Evet, tabii ki demiş, bu benim civic responsibility. Vatandaşlık görevim, vazifem. Bu benim vatandaşlık görevim dediğine göre, evet cevabı geldiğine göre. Did you vote for the elections? Hemen buraya arkadaşlar E yazıyorum. Did you vote for the elections? Yani seçimlerde oy kullandın mı? İkincisine bakıyorum. At my children's school, çocuklarımın okulunda, you know it is a public building. Biliyorsun ki orası bir kamu binası demiş. Burada oy kullandığı yerden bahsediyor. Dolayısıyla where did you vote? Oyunu nerede kullandın? Buraya hemen A yazıyoruz. I supported Mrs. Allison. Ben Bayan Allison'a destekledim diyor. Burada arkadaşlar who did you vote for? Sen kim için oy verdin? Kimin için oyunu kullandın? Buraya C'ye de yazıyoruz. Of course I am because my candidate won the election. Tabii ki de öyleyim. Çünkü benim adayım seçimi kazandı diyor. Are you happy with the results? Seçim sonuçlarından memnun musun? Evet.
I think she is really kind and honest. Bence çok kibar ve dürüst bir insan demiş arkadaşlar. O zaman what do you think about the new president? Yeni başkan hakkında ne düşünüyorsun? Yani B cümlesi de buraya geliyor arkadaşlar. Yeni başkan neymiş? Bence çok kibar ve dürüst bir insan diyor arkadaşlar. Başkanla ilgili fikirlerini de bu şekilde ifade etmiş oluyor ve biz de videomuzu sonlandırmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, sene başından beri videolarımızı çektik. Sizler için her bir derse her bir ders için özel özel videolar çektik arkadaşlar. Soru çözümleri de genel tekrar videoları da hazırladık. Bizi izlemeye devam ettiğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bizimle kalın çünkü önümüzdeki senede yine biz sizi eğitim hayatınızda desteklemeye devam edeceğiz. Bizimle kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın ve hoşça kalın sevgili arkadaşlar.